Merhaba sevgili seyirciler, bugün 23 Ağustos, Pazar saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve transfer hattında ayrı beşerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum Aykut. Fenerbahçe ile başlayalım. Ee, elbette transfer piyasasının şu ana kadar ki en hareketli takımı kuşkusuz Fenerbahçe. Yani ilk sırada rahatlıkla diyebiliriz. İkinci sıraya herhalde Beşiktaş'ı koyuyorsunuz baktığımızda. Koyarım. Var mı başka bir takım? Yok Beşiktaş. Beşiktaş 2, 3... Belki Trabzon daha sonra Trabzon 3 tabii ki daha sonra yer değiştirebilirler. Tabii biz büyükler ölçeğinde bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Anadolu takımlarında transferleri oluyor. Ee, yani onları henüz e, yeterince incelemiş, analiz etmiş değiliz. Ama büyükler ölçeğinde. Büyükler ölçeğinde. Fenerbahçe bir zaman. Evet, yani popülist görüntü açısından Fenerbahçe bir, kalite açısından da öyle diyebiliriz. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin ihtiyaçları. Bugüne hitap eden bir transfer anlayışı var. Bunu da artık eleştiremiyoruz. Bu çerçeveden baktığımız zaman Fenerbahçe'nin iyi transferler yaptığını söyleyeceğiz. Ama bir takım şerhlerimiz de olacak Aykut. Konuşuruz. O şehirlere geleceğim. Tabii. Şimdi e, Gökhan Gönül. Yerinde bir transfer. Tek tek gidelim. Yerinde doğru bir transfer. Kesinlikle Kısa cevaplar alayım. Çok yerinde bir transfer. Gökhan Gönül e, sezgileri güçlü, çabukluğu ve özellikle ters kademeleriyle... E, Oyunlara maçlara damga vuran bir oyuncudur. Pozitif, artı. Yanına artı koydunuz. Kesinlikle artı. Dönmesi gereken bir oyuncu, e, kafi derecede çabukluğa sahip, teknik becerisi iyi, son vuruşları iyi. Yani performans olarak fit durumda bir Sinan Gümüş, e, destek sanfor olarak ele aldığımız zaman e, Fenerbahçe'ye önemli şeyler katar. Şunu söyleyeyim e, Aykut. Yani bazı oyuncular iyidir, iyi performans ortaya koyarlar. Ama bazı oyuncular da vardır, çok kritik maçları size kazandırırlar. Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye muhtemelen bu sezon birkaç kritik maç kazandıracaktır. Sosa, Sinan'a artık koyuyorum o zaman. Artık koyuyorsun. Sosa. Sosa e, <laughs> en zor soru benim açımdan. Yani ben Sosa'ya en iyi olduğu dönemlerde dahi Beşiktaş ve Trabzonspor'da. E, hep bir parantez açıp hep bir şerh koymuşum. O da şu. Sosa hakikaten çok yüksek kalite. Hatta şu anda Fenerbahçe'deki en üst düzey kalite Sosa. Birinci sınıf kalite, oyun aklı, oyun yorumu vesaire. Ve Sosa gelir oyunu yönetir. Yani oyun ondan sorulur. Fakat Sosa aynı zamanda çok iyi bir senarist olmakla birlikte dur kalk oyuncusudur. Yani hızlanmış oyunu bazen durdurur yeniden başlatır. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin orta sahada çok güçlü, enerjik bir... Frey çok zor herhalde değil mi? Yani hani ben sormuyorum bile onları size. Ee, yani şöyle oldu şimdi. Bir, Mert Hakan artı. iki Tiam artı. Üç, Sinan artı. Dört, Gönül altı. Dört artı. Evet. Pozitif. Bir, iki, üç de... E, dört de Novak Yarım artı. Artı. Yani hiçbirine de eksi demiyorum. Ha, eksi, bu yok. Arada. eksi yok. Yani denilecek oyuncular Şimdi değil. tabii Fenerbahçe taraftarının aslında bu saydığımız isimler beklentilerini bir ölçüde karşıladı. Öyle. Şampiyonluk yolunda önemli bir kadro kuruluyor diyor biliyor musunuz Fenerbahçe için? Şu transferlere baktığımızda ki daha da yapılacaklar var. Şimdi bir defa Vedat'ın durumu çok önemli. Vedat gitti. Orada bizim bir golcüye ihtiyacımız var. Destek Santfor olarak Sinan Evet çok önemli katkı sağlar. Aynı şekilde Tiyam çok önemli katkı sağlar. Ama tırnak içerisinde katkı sağlar diyorum. Yani gol yükünü de çekecek bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu açıdan Fenerbahçe geçtiğimiz sezondan çok daha avantajlı olacak Aykut. Geçen sezon Fenerbahçe girdiği <laughs> pozisyonları gole dönüştürmede en beceriksiz yarışmacı takımdı. Bak en beceriksiz. Ee, çok çok gerisindeydi rakiplerinin. Vedat'a rağmen Vedat girdiği pozisyonları gole dönüştürmede çok cömert, çok hovarda bir forvet değil. Bir gol makinesi olmamakla birlikte bu anlamda iyi. Fakat onu destekleyecek destek golcüler yoktu. Şimdi bu sezon olacak. Sinan bu işi daha fazla yapacak. Tiam dakika aldığı süreçlerde yapacak. Aynı şekilde Mert Hakan yapacak. Bunlar çok önemli Fenerbahçe'nin art artıları olacak. Ama yine de o merkezde bir sanfor olmalı. Vedat'ın gittiğini varsayarsak Bu önemli ee, Baştan bir şer koyarım demiştim o da şu Şimdi biz oyuncuları ele aldık Genelde artı dedik ya da en kötüsü Yarım artı dedik Bunlar önemli transferler bunlar mühim transferler Ama mühimden de Daha önde olan bir kavram var Ehem diye bir kavram var en önemli Fenerbahçe için en önemli Eksiklik En önemli transfer ne olacak Bence o stoper meselesini halletmeli Fenerbahçe Arıyor 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 Serdar gerçekten çok kaliteli bir stoper. Milli stoper zaten. Milli stoper ama Serdar ne kadar sendirmesi inan ki şu ana kadar yapılan transferlerin hepsinden bence çok daha önemli. Yani iki stoper iki stoper bir Santrafor bir de Santrafor üç. Evet kapıyı kapattım bir de şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasında 12 oyuncu var Aykut. Un. Evet yani, yani orada eleme yapması kadarlı. gerekiyor ve bu oyuncuların genel kadroyu da getirebilirim önemli bakalım. önemli bir kısmı da kaliteli. Tabii yani hocanın işi zor. Ama her hoca da ister ki böyle kalabalık bir orta saham olsun. Tabii. Eleyim, rotasyonu alayım, dinlendireyim, kart görmesi halinde. Yani orta sahası iyi bir takım şampiyonluk için büyük bir adım atmış oldu. İşte hatırlayın Trabzon'un orta sahası bakın geçen sene kimler yok. Endiaye değil mi? Geldi Sosa. sonradan. Sosa. Ömür, Parmak, Kanatlar, Wakeme, Ekuban, Sörlot. Ömür. Ömür, Ömür saydım yani kanat dediğin Kanata. için söylüyorum. Yani var da var. Tabii ofansif açıdan çok zengin. Şimdi Aykut Fenerbahçe geçtiğimiz sezon ikili mücadelede ligin şampiyonu açık ara en önde. Fenerbahçe'den sonra gelen takım hangisi peki sence? Alanya Spor. Alanya mı? Alanyaspor evet. Yani Erol Bulut gelecek Fenerbahçe'yi antrene edecek. Daha mücadeleci bir takım haline getirecek, işte daha fazla ikili mücadele kazanan, daha fazla e, atıyorum hava topuna sahip olan ya da serseri topları e, toplayan bir takım haline getirecek gibi bir durum yok önümüzde. Erol Bulut tam aksine ince işçilik yapacak. Yani Fenerbahçe zaten o hüviyette bir takımdı. Yani e, bitirdiği yer çok kötü olduğu için belki o artısını biz göremedik veya da görmezden gelmek durumunda kaldık. Fenerbahçe, savunmadaki anormal hatalar e, ileri uçtaki yetersizlikten dolayı, oradaki hovardalıktan dolayı ligi çok kötü bir yerde bitirdi. Bir defa bu tespiti yapmak lazım. Şimdi burada zenginlik önemli. Tolga'yı elde tutmaları bence çok akıllıcı oldu. Yani... CRG'yi. Tabii, evet. Tolga'yı elde tutacaksınız. Tolga'yı da bence e, bir an önce göndereceksiniz. Yani gelişi bence yanlıştı. Dolayısıyla verimli olamadı. Aynı şeyi ekici için de söyleyebilirim. <laughs> Kaliteli olduğu halde Fenerbahçe'nin orta sahasında ekiciye de ben yer olduğunu düşünmüyorum. Zor. Düşünmüyorum. Bu, bu e, orta sahada zor diyorsunuz. Evet. E, şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçelerin de sorusu var. E, çift iki stoper dediniz. Serdar, üç, Sadık da var. Dört. Bu e, geniş kadro geldiğinde bir eleme yaparsak. Orta sahada bir eleme yaparsak acaba hoca hangi oyuncuları gönderir? Ya da orta sahada hocanın 11'de olmazsa olmazı hangi oyuncu Bir kere Gustavo herhalde Gustavo, olmazsa olmaz. Gustavo olmazsa olmaz. Bana Ozan. göre Ozan da olmazsa olmaz. İki. Ha. Niçin? Bak Ozan'ı anlatayım şöyle çok kısa. Ozan bu ligin e, en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuları arasında Ozan bu ligin en fazla rakip eksilten oyuncuları arasında Ozan, bu ligin yine en fazla hava topu mücadelesi kazanan oyuncuları arasında. Yani bu Aynı kadroda ben Ceylin da şans vermem diyorsunuz yani baktığımızda. E, e, rotasyon açısından elde tutarım Ceylin sonu. Vallahi da e, Hayri abi bak Rodriguez var, Tiam var, 55 Kürük var, Dirar var, Sinan Gümüş var. Şöyle söyleyeyim. Çok kalabalık bak. Orta sahada Cahilson, Ozan, Mert Hakan. Bence bunlar asli unsur. Gustavo? Ee, pardon Cahilson dedim, Gustavo. Gustavo, yani Gustavo Ozan, Ozan ve Mert Hakan. Mert Hakan. Bunlar olmalı. Yani benim e, hayalimdeki etkili, e, rakiplerine karşı güçlü oyun oynayan, dominasyonuyla rakiplerini sıkıştıran, boğan, e, yeterince hareket alanı vermeyen Fenerbahçe fotoğrafının ortaya çıkması için bu orta saha denkleminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, SOSA